Kumtase steplerinden kalkıp at sırtında Anadolu bozkırlarına ulaştığımız gün yeni yurdumuzu onunla selamladık. Adına kopuz dedik, çöğür, dütar, saz dedik, bağlama dedik. Çalanlara kam, bahşi, ozan dedik, aşık dedik. Dede Korkut boy boyladı, soy soyladı kolca kopuzla. Karacaoğlan koşmalar düzdü eliflere, sunalara. Koç Köroğlu'nun elinde silahtı. Tüfek icat olup mertlik bozulmadan hemen. Yunus gönüller onardı, dilinde hakkın sözü, elinde çeşte kopuzla. Veysel onunla geçti iki kapılı handan, ağır ağır. Kerem yarasını onunla sardı. Pir Sultan hakkı ve hakikati haykırdı, elinde sazıyla asırlardır. Kimi dille söyledi, kimi telle. Kimini sazda usta bildik, kimini sözde. Sizlere bugünden başlayarak dört bölüm halinde gerçek bir saz, ses ve söz ustasının hikayesini anlatacağız. O, ismi bağlamayla özdeşleşmiş ve adeta bu dünyaya türkü söylemek için gelmiş gerçek bir türkü ustası. Merhum Muzaffer Sarı Sözen'in tabiriyle o sade bir Kırşehirli mahalli sanatçı ama şöhreti Türkiye sınırlarını çoktan aşmış. Kimine göre bozlak ve türkülerin gelmiş geçmiş en büyük yorumcusu. Onun için Anadolu Blues'un öncüsü dendiğini belki duymuşsunuzdur ama kendisine anlamlı bir de misyon yükleyen ünlü romancımız Yaşar Kemal'in onun için yaptığı Bozkır'ın tezenesi nitelemesini belki ilk defa duyuyorsunuzdur. Evet, yokluğun ve yoksulluğun, acının ve kavrulmuşluğun simgesi olan Bozkır ve onun sesi, tezenesi. Orta Anadolu bozkırlarından yükselerek Erciyes'te, Toroslar'da yankılanan bir feryat. Söylemiş of boran, boran, boran dağlar, 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 dağlar. Ayrılalı vay hayli hayli oldu. Hasreti bağrımı ayrılalı hayli oldu. Oh, 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 oh. Hasreti bağrım dağlar. Kimdir Neşet Ertaş? Sazı gümbür gümbür ses veren, adeta davulla eşlik edercesine sazın göğsünden pençesiyle sesler çıkaran, hep samimi ve kendi halinde yüreğinin acılarını seslendiren, hiçbir medyatik tutumu olmayan, kalabalıklardan ve şöhretten
adeta köşe bucak kaşarak pek ortalıkta görünmeyen, mezhep, parti ve etnik kimlik çağrışımlarına prim vermeyen, türküleri, bozlakları tamamen kendine has bir üslupla okuyan, sazından ve sesinden gayrı hiçbir şeye sığınmayan ve hiçbir şeyden medet ummayan Neşet Ertaş'ı tanımak kadar, tanımlamak da gerçekten zor. ...1938 Cihan'a Kırtıllar Köyü'nde geldin dediler. Babama Muharrem, anama döne, dediysen atayı bildin dediler. Dizinde sızıydı anamın derdi. Tokacı saz yaptı, elime verdi. Yeni bitirmiştim, 3 ile 4'ü. Baban gibi sazcı oldun dediler. O zaman babamdan öğrendim sazı. Engin gönül ile Hakk'a niyazı. O yaşımda yaktı bir ahu gözlü, Mecnun gibi çölde kaldım dediler. Zalim kader devranını dönderdi, tuttu bizi ibikliğe gönderdi. Babam saz çalarken bana zil verdi, oynadım meydanda köçek dediler. Anam döne ibiklide ölünce, tam 5 tane öksüz yetim kalınca, 5'imiz de perperişan olunca, babam bile buradan göçek dediler. Zalim kader tebdilimi şaşırttı, heybe verdi dalımıza deşirtti. Yardım etti, yer köyüne göçürttü. Biraz da burada kalın dediler. Şehirde de 7 sene kalınca, düğün düzgün hep bize gelince, burada herkese yer daralınca, Ankara'ya gider yolun dediler. ...1960'lı yıllarda yazdığı hayatını anlatan o uzun şiirinde böyle seslenir Neşet Ertaş. Ve ömrü aşk derdine çare aramakla geçer. Hayatı ve sanatı üzerinde büyük tesiri olan babası Muharrem Ertaş'la ve ilk gençlik yıllarıyla ilgili anlattıkları ve o günlerin canlı tarihi. Evlenmek için bize işte aşiretlerin harcında kız vermezlermiş biliyorsun. Hani derler ki yani bir deyim var, kızın gönlüne koysan ya davulcuya varır ya zurnacıya. Bu lafı kızlarının gönlüne gem olarak vuranlar bilmiyorlar ki kızlarını mecburi bir evliliğe mecbur edip gönülsüz bir yuva kurdurup onun ömrünün sonuna kadar mutsuz yaşadığının günahını, vebalini, yüklendiğini bilemiyor. Yani deyim olarak böyle de olunca bizlere bizden başka kız verilmediğine göre babam bir aşiret köyü aramış. Gele gele Keskin'in Haceli Ubası köyüne gelmiş evlenmek için. Kız bakıyor kendine, hanım bakıyor. Anamı görmüş orada. Anamı görmüş ama tabii saz da çalıyor. Ustalar bunu tabii öyle kolay kolay bırakacak gibi de değerler. Demişler ki arkadaş, hemen burada kızı alıp gidemense senin buraya yerleşmen lazım. Hatta yerleşmeden ziyade akıllılar da varmış. Biri demiş ki Hacı Emmi'nin, yani Hacı Taşan'ın babası, oğluma sazı belletmezsen bu kızı da sana vermekte demişler. Onu da demişler. Gönül takılmış anama, babamın gönlü tabii. Şey, üstün sanatkar, bilgin sanatkar. Fakat Muharrem amcamın, onun sesi daha bir defa bu dünyaya gelmez. Sonra o çağırdığı eski türküler, eski bozlaklar, o bozlaklar, onları herkes çalarmalar ya, herkes her sazçı saz çalar da tatlı çalamaz diyor tamam ya. Onun şeyi ayrıydı, evet. Neşet tabii, o Neşet olamaz ya. Fakat onun şeyi eski, onunku daha başka. Bugün hala gök kubbemizde yankılanan Muharrem Usta'nın bu avası nereden geliyor? Orta Anadolu Abdal Müziği'nin gelmiş geçmiş en usta yorumcularından olan baba Muharrem Ertaş'ı anlamadan, tanımadan Neşet Ertaş'ı tam ve eksiksiz olarak anlamak mümkün değildir. Muharrem Usta'nın hikayesi ise Horasan'dan kalkan ve Kırşehir'in yağmurlu Büyükoba köyünde konaklayan Deveci kabilesinin göçüyle başlar neredeyse. Dadaloğlu, Muharrem Ertaş'ın o erişilmez yorumuyla ölümsüzlük kazandırdığı ünlü Afşar Bostağı'nda sanki bu göçü anlatır. Ah,
sevdadan aşan yollar bizimdir. Arabatlarda yakınlar geriye ya dağdan aşan yollar bizimdir. Yedi sekiz evliydi, duyuyor musun? Koyun ota kulağından otururlardı. Asıl bunların burada şey vardı, İmrize vardı, duyuyor musun? An efeleri, şeyleri oydu. Yusuf Usta. Yusuf Usta vardı, Yusuf Usta da son İmrize'nin elindeydi. Esasen Yusuf Usta'nın elindeydi bu, onların eli. Düğüne müğüne gelenler onları götürürler. Yusuf Usta'yı görmeyince onlar düğüne gitmez. Getirdikleri parayı düleşirler. Yusuf Usta'ya ayrı verirler. Bizim köyün mıhtarına da bir ayrı çıkarlardı. Ustalar bizim koyuculardı. Yakınıdık, evlerimiz yakınıdı. Bunlar çalgıcıydı. Düğünlerde falan çalgı çalırlardı. İşte söhbet edelim. Yaşlı uşak Çekiceli falan, Neşe Derdaş falan, Muharrem Usta falan. Bunlar burada doğdu, Çekiceli, Neşe Derdaş falan. Ha, çok kalabalıydı yani bunlar. 52'de kayboldular, göçtüler, gittiler. Yağmurlu Büyükova'da bizden önceki büyüklerimiz otururlar. Geçimlerini de yine aynen düğünle temin eden insanlardı. Fakat bir yerde şehrine irtibatı daha yakında kurabilmek için, şehirdeki düğün durumu daha da fazla olduğundan dolayı şehre göçmeye kalktıklarında büyük üstadlarımız da Hasan Usta, Hasan Garip ve önderlik ederek eşeklerine göçü başlatmıştır. Ve bunu takiben bütün aşiretimiz zaten yakın kökte kökemde bir olan bu Ozan nesli orada göçmeye başlamıştır. Burada göçüp gelen insanlar önceki rayına sonra da devlette aldıkları yerle, çok ucuza aldıkları yerlerle işte Bağbaşı mevkiinden denen yere yerleşmişlerdir. Ve böylelikle göç safhamız nihayet bulmuştur. İşte Yağmurlu'dan başlayan bu destansı hayat hikayesi sayısını kimsenin tam olarak bilemediği pek çok köyde geçer. Hacel Obası, Barak, Kırtıl, Tezrek, İbikli ve Kırıksoku bu köylerden bazıları. Oynardık, anası babası gelirdi, akşam sohbet ederler, saz çalardı Necdet'in babası Muharrem. Saz çalardı, otururlardı, iyilerdi. Neşat'ın de Necati'nin de oynardık. Çocukluk böyle. Kalkar giderler. İşte öyle öyle zaman geçti. Bu zamana geldi. Neşat da kocadı, biz de kocadık. Televizyona çıktığı zaman görüyor, biliyor. Biliyor. Bak diyorum Neşat ihtiyarlamış. Tabii. Ben de ihtiyarladım diyor. Gözüne uyuyor. Göç ve göçebeliği bir yaşama tarzı olarak kabullenmiş bir toplumun birdenbire yerleşik hayata geçmesi elbette kolay değil. Aşiretin tümünün uzun yıllar yaşadıkları Yağmurlu Büyükoba köyünden
çeşitli sebeplerle göçerek Kırşehir şehir merkezine, Bağbaşı mahallesine yerleşmeleri 1940'lı yılların ortalarına rastlıyor. Şehrin sosyal ve kültürel dokusunun yanı sıra özellikle musiki kültürü yönünden yeni bir oluşum anlamına da geliyordu bu göç aynı zamanda. Ve Kırşehir, tarihteki misyonuna uygun bir rol daha oynuyordu. 1971'den sonra Türkistan'dan Türkler dalgalar halinde Anadolu'ya gelmeye başlayınca tabii bu göçebelik bir yerde yerleşik hayata geçiliyor ve bu bununla birlikte gelen insanlar, Türkmenler kültürleriyle geliyorlar. Yani fiziki olarak geldikleri gibi kültürlerini de buralara taşıyorlar. Bunun en önemli ögelerinden birisi de Türk halk müziği. İşte o yıllardan beri Kırşehir Türk halk müziği, Türk folkloru konusunda çok önemli bir merkez olmuş. Özellikle Aşık Said'den başlayarak Muharrem Ertaş, Aşık Seyfullah, Aşık Hasan Çekiç Ali, işte yaşayan temsilcisi olarak en önemli, en son temsilcilerinden birisi Neşet Ertaş kendisiyle. Hemşerimiz olmasından dolayı da iftihar ediyoruz. Başarılarından gurur duyuyoruz. Biter bir şehrinin günler biter. Bu şehirde birlikte yaşıyoruz. Bu şehirde her kesimden olduğu gibi belediyemizde ustalarımızın çocuklarından da çalışanlar vardır. Biz kendilerinden son derece memnunuz. Şunu da söyleyeyim, hakikaten bizim ustalarımız karakol yüzü görmeyen, kavga etmeyen, böyle gönülleri zengin, hakikaten gönül insanı. Onlarla da Kırşehir'imizin simgesi oldular artık. Onlarla da iftihar ediyoruz. Şehir, bundan 5 yıl önce aramızdan ayrılan merhum Şemsi Yastıman'ın temsilcisi olduğu bir başka tarz ve üsluptaki mahalli müziğinde yurdudur aynı zamanda. Osman Bayraktar, Katibin Akif, Hacı Ethemin Haydar ve günümüzde de bir kültür, müzik ve mizah adamı merhum Şemsi Yastıman bu geleneğin başarılı temsilcileri. Türk halk müziği konusunda ustaların geleneğinin dışında, usta ağzının dışında çok önemli bir isim Kırşehir'de Şemsi Yastıman abimiz. İşte bundan 3 sene önce kendisini kaybettik. Bir kere daha Allah'tan rahmet diliyorum. Çok sevdiğimiz bir büyüğümüzdü. Ve Kırşehir'in tanıtımında onun da katkılarını göz ardı etmek mümkün değil. Bu geleneğin özellikle aşıklık geleneğinin yaşatılmasında, yani genç kuşaklara aktarılmasında çok önemli bir görev ifa etmiştir. Kamını, mucuru, çiçek dağını, kından dinek bağı hem öz bağını, köylü, kentli, hastasını, sağını, görüp bir muhabbet kurmak istiyor. Hacı Bektaş, Ahi Evran Sultanı, Aşık Paşa, Kaya Şeyhi Cananı, İmarette Neslim Şah Süleyman'ı, aşk ile bağrıma sarmak istiyor. Ahi Evran, çarşı içi, hükümet. Kümbet altı, kaya başı, imaret. Akrabayı, eşi, dostu ziyaret, uğrayıp hal hatır sormak istiyor. Kim sorarsa yazdım bunları niye? Gelecek nesile kalsın hediye. Kırşehir'de doğdum, Türkmenim diye her yerde göğsümü germek istiyorum. Kırşehir, Aşık Said, Yusuf Deveci Usta, Muharrem Ertaş, Şemsi Yastıman, Çekiç Ali, Hacı Taşan ve Neşet Ertaş gibi ses mimarlarımızın yanı sıra Ahi Evran, Hacı Bektaş Veli, Aşık Paşa, Caca Bey, Süleyman Türkmani ve Ahmet Gülşehri gibi büyük inanç ve kültür mimarlarımızın da yetiştiği aziz bir diyardır. Aptallar esas itibariyle Horasan kökenli. Bunların Kırşehir'e gelmeleri de tesadüfi bir geliş değil. Horasan'dan kalkıp niye bilmem Sivas'ta kalmamışlar veya Ağrı'da, Van'da kalmamışlar da Anadolu'nun ortasına kadar, Kırşehir'e kadar gelmişler. Biliyorsunuz Kırşehir'de
tarihte yaşamış ve Türklüğün ve Türkçenin ve Türk kültürünün gelişmesinde, yerleşmesinde ve yayılmasında, Anadolu'nun Türkleşmesinde, geçmişte o zaman Alperenler dediğimiz insanlar, Türk büyükleri, bunlar Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre'si, Aşık Paşa'sı, Caca Bey'i Kırşehir'de yaşamışlar. Kırşehir'de mesleklerinin veya branşlarının en üst noktasına kadar gelmişler. Ahirgani Veli Hazretleri Anadolu ahilini, Anadolu'nun çeşitli şehirlerinde dolaştıktan sonra gelmiş, dergahını Kırşehir'de kurmuş. Tabi ahilik kaynağını İslam'dan alan ama sadece Türklerin yaşadığı bölgelerde, Türk devletlerinde görünen bir sistem. Yine onunla birlikte aynı dönemde Pir-i Türkistan Hoca Ahmet Yesevi kaynaklı Horasan erenlerinden Hünkar Hacı Bektaş gelmiş, dergahını yine Kırşehir'de kurmuş. O da aynı amaca yönelik ama bir farklı şekilde burada mücadelesini vermiş ve onun kurduğu tarikat kurulduğu yıllarda Türk'ün tarikatı olmuş. İşte bu iki teşkilat, hem ahilik hem bektaşilik, Türk insanının Avrupa ortalarına kadar, Doğu Avrupa'nın yarısına kadar gitmesine vesile olmuş ve kurulan Osmanlı Devleti'nin çok uzun süreli üç kıtada hakimiyet sürmesine de vesile olmuştur. Kırşehir, Türk kültürü ve Türk insanı gelmeden önce de önemli bir merkez. O bakımdan Kırşehir'in bugünkü halk kültüründe hem Türk kültürünün hem Anadolu kültürünün iyi bir sentezinin yapıldığı ve bugün yaşatılan bir kültürün varlığının olduğu bir kenttir. Ölümsüz türkülerinin, bozlaklarının ve halay havalarının gelmiş geçmiş en usta icracılarından olan Muharrem Ertaş kimdir? Onu farklı ve orijinal kılan nedir? Temsil ettiği o güçlü geleneğin neresindedir? Eğer Neşet Ertaş'tan Muharrem Ertaş'a giderseniz hem yolunuz uzar hem de vardığınız yer varmak istediğiniz yer olmayabilir. Çünkü Neşet Ertaş estetiği ve yorumuyla biçimlenmiş bir ruh için başlangıçta Muharrem Ertaş sadece otantik ve basit, hatta giderek ilkel bile gelebilir. Oysa Muharrem Ertaş'ın sanatını kuşatmış gibi görünen koyu mahallilik ve otantizm örtüsünün altında gizli, o kendini kolay ele vermeyen esrarlı güzelliği ve heybeti hissetmek biraz zahmet gerektiriyor. Onu hissettiğiniz anda ise Neşet Ertaş'ın sanatının gerçek kaynaklarına ve en güçlü referanslarına yaklaştığınızı birden fark edersiniz. Önce biraz geriye dönüş yaparsam, soyad verilmeden önce insanların toplumuna lakaplarıyla bakılıyordu. Gerçekte bu lakap içerisinde çağrılmazsa o insanın kim olduğu kişiliği bilinmiyordu. İşte bunlara Kara Ahmetler denir. Şimdiki Ertaş sülalesinin temel adımı Kara Ahmetler'dir. Bu ellerden
mezar mi fazla var? Babasındaki o eşsiz sanat cevherini kaynak kişiler bir köz gibidir. Deşildikçe narı çıkar meydana sözleriyle anlatan Neşet Ertaş, babasına çok şey borçlu olduğunu söylüyor. Neşet Ertaş'ın türkülerinde herkese kolaylıkla hitap eden güzelliklerin kaynağı, babası Muharrem Ertaş'ın o her türlü tasannudan, yani son iyilikten ve yapmacıklıktan uzak, yalın üslubunda gizlidir. Çünkü o hiçbir zaman geniş kitleler nezdinde tanınmak, bilinmek, meşhur olmak ve büyük paralar kazanmak için sanat yapmadı. Hiçbir popülist eğilim ve yaklaşımı olmadı. Sanıyoruz böyle bir şeyi istese de beceremezdi. Çünkü bu biraz da eşyanın tabiatına aykırıydı doğrusu. Muharrem Ertaş'ın kendi yaptığı işe bizim anladığımız anlamda estetik bir faaliyet olarak bir sanat gözüyle baktığında sanıyoruz. Çünkü onun için türkü söylemek, bozlak çığırmak, yemek içmek gibi tabii bir ihtiyaçtı. O kadar basit ve o kadar kendiliğinden. Başım hala solmaz kadadan dertten o. Vay dertten o. Adama kemlik mi gelir? Mert oğlu mertten vay mertten. Kötülerin dalı kölgesin olmaz yedi. Adama kemlik mi gelir, merdolu mert gelir. Kötülerin dalı kölgesi olmaz. Vay olmaz. 5 yaşından itibaren önce oyun belleyerek başları müzik işine diyen Neşet Ertaş, daha ilk doğduğu gün babasının sevinçten sazı eline alıp çaldığını ve böylece babasının sazının o gün kulağından kalbine girdiğini söylüyor. Kendi tabiriyle babasıyla sanat arkadaşlığına 5 yaşında başlayan Neşet Ertaş, sanat birikimini Kara Yürekliler dediği Türkiye'nin pek çok yerine dağılmış aşiret ustalarından edinir. 5 yaşından 11 yaşına kadar babasının sazı önünde oynayarak başladığı düğün çalgıcılığı yıllarca sürer. Aman yiğit olan ata biner atlağına er oyalanıp. Yiğit olan her cahıya katlanır o. Katlanır.
gölgesinden yurt saklanır, saklanır o. Kötülerin dalı kölgesi olmaz dedi. Benim küçüğüm dünyaya gelinceye kadar benim büyük abim, ben bir de küçüğüm, o Kezken, Kırıkkale, Çiçekdağ, o köyleri yani 5 yaşından itibaren babamla ben arkadaşlık ettim. Hayvanıyla beraber giderdik. Böyle gezdi. Sonra Yozgat'a gittiğimizde anam öldükten sonra Yozgat'ta bu analığımla evlendi. Onlar da haliyle 5 tane öksüzün takıp göndermediler kız olarak tabii. Orada aşiret köyüydü. Orada da kaldı 8-9 sene. Orada da Yozgat'ın bütün köylerini her sene, çünkü her sene nasıl gezerdik onu da söyleyeyim. Her sene, her gün düğün olmazdı. Bizim aşiretler işte sünnetçilik yaparlardı. Babam da babamla beraber bir sünnetçi giderdik. İşte babam saz çalardı o köylerde. Köylü birikirdi başımıza. Kim gelmiş? Sünnetçiler gelmiş. Hem sünnet edilirdi hem de babam çalardı. İşte böyle böyle Yozgat'ın bütün köylerinde böyle babamın hayvanından adım adım gezdik. Böyle sünnetçilik durumundan, sünnetçilerle geze geze Kayseri bütün köylükleri, Niğde, Nevşehir köylükleri. En sonunda işte hayat şiirimde de kısaca anlattım. Her yerde babamın avazının kaldığını hissediyorum ben. Muharrem Ertaş'ın 1913 yılında Yağmurlu Büyükoba köyünde başlayan yoksul ve çileli hayatı, Kırşehir'in Bağbaşı mahallesindeki yoksul gecekondulardan birinde noktalandığında 71 yaşındaydı. Ömrünün neredeyse tümünü çalıp çığırarak geçiren Muharrem Usta'nın bütün bir hayatı bir bakıma bu iki kelimede saklı. Çaldı ve söyledi. Babam rahmetli ki türkü üretendi. Bunu şundan biliyorum, ben okur yazarlığı kendi kendine bellemişti. Kerem'in kitabını gözünün önüne kordu, Karacaoğlan'ın kitabını kordu, efendim diyelim Dadaloğlu'nun, şunun bunun, Pir Sultan Abdal'ın kitaplarını kordu. Bunları havalandırırdı kendisi, bunları ezgile çalardı kendi kendine, havalandırırdı, hava yapardı, türkü olarak söylerdi. Bir de köylerde ağıt olmuşsa, bir taraftan bir şeyler söylemişse, uygun olan sözleri babama getirmişlerse onu havalandırırdı, bozlak yapardı, türkü yapardı. Üretkendi babam böyle. Muharrem Ertaş hakikaten bizim Asya'da yarattığımız Bahşı Akın, daha sonra 16. yüzyıldan sonra ozan geleneğinin, aşiret şairleri geleneğinin son temsilcilerinden birisiydi. Gayet tabii Muharrem Ertaş geleneğin emzirdiği, geleneğin beslediği bir sanatçıydı. Sazındaki vuruş tarzını bugün Türkmenistan'da aynen bulabilirsiniz. O akort, o düzen bizim mahalli sanatçılarımızda da yoktur. Muharrem Ertaş aşiret şairi geleneğinin son temsilcisiydi. Son büyük ustasıydı. Onunla da bu mesele bitti. Fakat oğlu Neşet Ertaş bu gelenekten yeteri kadar emdi. Geleneğin emzirdiği bir şair oldu. Muharrem Ertaş'ın sizin saz çalma tekniğiniz üzerinde nasıl bir etkisi oldu? Zaten duygularım hepsi, benim duygularımın hepsi babamdan gelir. Müzik duygularımın hepsi babamdan gelir. Evet. Babamdan gelir. Ben nereden, babam buradan çalıyordu ama ben burada çalıyorum ama gene babamın duygularıyla çalıyorum. Gene babamın duygularıyla çalıyorum. Babamı olduğu gibi verebilmem imkansız. Alabildiğim kadarınca babamdan ne alabildiğimse onu icra edebiliyorum. Bir de ben tabii biraz buradan çalınca renk değişmiş oluyor, ahenk olmuş oluyor. Biraz daha yeni gençliğe, geleceğe biraz daha ahenkli, günün zevkine uygun şekilde biraz da tabii zamana göre çalıp söylüyorum. Evet. Al yanak ağlanıyor aman,
al yana halklanıyor. Aman sevdikçe ballanıyor. Aman sevdikçe ballanıyor. O yar çıkmış karşıma, aman o yar çıkmış karşımda, aman kalbimi sallanıyor. Aman gitme bana bu nazı, aman gel bize bazısı, aman kız ben seni aldım. Aman baban olsaydı aşağı gidiyor. Başına gözü gel gel ediyor. Haydi haydi da gidiyor. Kardeşlerim yanı sıra gidiyor. Usul boylarına kurban olayım. Sallanda boylarına bakayım. Gerdana liraları takayım. ...1960'lı yıllardan itibaren ismi bağlama ile birlikte anılan, sadece geniş halk kesimlerinde değil, ciddi musiki çevrelerinin ve gerçek türkü dostlarının da gündeminden hiç düşmeyen Neşet Ertaş'ı farklı bir bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Çünkü o da aslında tam bir yöre sanatçısı, yani mahalli bir sanatçı olmasına rağmen yaygın şöhreti ve söylediği türkülerin popülaritesiyle ülke genelinde tanınan biri olarak diğerlerinden ayrılır. Şunu hemen söyleyelim ki tam 42 yıldır belli bir üslup ve seviyeyi muhafaza ederek gündemde kalan ikinci bir sanatçı, özellikle de mahalli sanatçı bulmak öyle sanıldığı kadar kolay değil. Halime'ni çayda buldum iyisini. Aldım yaşmanı, öptüm yüzünü. Haydi haydi da yüzünü. Güneş sandım kaşıyına gözüm. Usul boylarına sallanda boylarına bakayım. Gerdana liraları takayım. Bilindiği gibi bizim halk müziği sanatçılarımız, çok profesyonellerimiz bile, hemen hemen bugün çok popüler olanlarımız bile müziğin temel unsurlarından biri olan nüanstan bir haberdirler. Oysa ki hiçbir müzik eğitimi görmemiş olan Neşet Ertaş'ın sesinde nefis bir nüans buluruz. Güçle ifade etmek istediği kelimeler üzerine vurarak güçlü bir şekilde narin
ve üzerine titrilmesi gereken çok içli duygular ifade eden kelimeleri de son derece hassas bir şekilde, yumuşak bir şekilde söyler. Ve bunu sazına da aksettirir, sazına da yansıtır. Neşet, o getirmiş olduğu, yani dedesinden, babasından, atasından, köklerinden almış olduğu müziği müthiş bir müzikaliteyle sundu. Çünkü çok yetenekli bir sanatçı olarak görmek lazım Neşet'i. Ve büyük bir artısı var Neşet. Sesini çok mükemmel kullanan bir insan. Yani virtüöz denecek derecede sesini kullanabilen bir yetenek. Neşet Ertaş çok iyi bir saz virtüözüdür. Yani sazda, bağlamada yaptığı değişiklikler, gerek gövdesinde yaptığı, gerek akordunda yaptığı, gerek tellerinde yaptığı değişikliklerle Neşet Ertaş çok iyi bir bağlama virtüözüdür. Neşet Ertaş'ın ikinci bir özelliği, sesini çok iyi kullanabilen, daha doğrusu çok iyi bir yorumcu, yani iyi bir okuyucu. Neşet Ertaş bir üçüncü özelliği ise bestecidir. Yani herhangi bir eseri, bir Aşık Kerem'in veya bir Dadaloğlu'nun eseri olduğu gibi babasının bir eserini veya kendisinin yazdığı bir sözü de havalandırabilen, besteleyebilen çok iyi bir bestecidir. Neşet Ertaş'ın dördüncü büyük özelliği ise bu son yıllarda daha çok ön plana çıkmıştır. Neşet Ertaş aynı zamanda bir şairdir, bir ozandır. Yani yazıyor. Yazdıklarının da çoğunu besteliyor ve bugün müzik haline getirebiliyor. Neşet Ertaş zaman zaman bizim Yurttan Sesler adı altında yaptığımız programlara misafir sanatçı olarak geliyor. Onu ilk gördüğümüz gün hepimiz hayran kaldık. Çünkü sazındaki hakimiyeti, acilitesi, efendime söyleyeyim, üslubu, sonorite dediğimiz perdelere basmadaki sağlamlık ve duygu yükü. Hakeza okuyuşunda da aynı şey mevcuttur. Tane tane benleri var yüzünde, yüzünde, yüzünde. Can alıcı bakışları gözünde, gözünde, gözünde. Can alıcı bakışları gözünde, gözünde, gözünde. Bin bir tat var edasında, nazında, nazında, nazında. Dünyada yerden tatlı var mı ola, var mı ola, var mı ola. Sallanı sallanı gelen yar mı ola, yar mı ola, yar mı ola. Anadolu'nun görünmeyen fakat duyulan seslerinden birisi Neşet Ertaş, birisi değil, çok özelidir. Ben aynı yuvanın, aynı toplumun sözel dizede gelen bir insanıyım. Yani ben Anadolu, ben ve benim gibiler Anadolu'nun sözüdür. Ancak Neşet bunlara karışık, hem sözü bir de sesi ve sazıdır. Birdenbire dediğim gibi o güzel yorumuyla, o güzel icrasıyla, hiç kimsede olmayan icra tekniğiyle. Tabii bu dediğim gibi usta çırak ilişkisi ama bir de insanların kendi duygu ve yorumlarının sentezi olunca daha başka oluyor. Tatlı kelam gelir yarın dilinde, dilinde, dilinde. Kemer olsam sevdiğimin belinde, belinde, belinde. Dünyada yerden tatlı var mı ola, var mı ola, var mı ola. Sallanı sallanı gelen yar mı ola, yar mı ola, yar mı ola. Neydi
size has bir teknik ve çalma tavrı. Bunu Neşet Ertaş'ın sesinden ve düşüncelerinden öğrenmek isteriz efendim. Bu sorduğumuz soruların babalarımız zamanında bu sazların düzgün bir saz bulmanın imkanı yoktu. Öyle bilirim ki koyun bağırsaklarından temizlerlerdi, iplik haline getirirlerdi, kurudurlardı, perde bağlarlardı. Onlar da zamanla tiftir, çok zor zamanlarda saz çaldılar. Ama bizim zamanımıza gelince imkanlar çoğaldı, saz yapanlar çoğaldı. Ben bu arada arayış içine girdim. Babalarımız çoğur düzeni çaldığı halde tamburaya düşledim ben. Aradım kendimce. Bu kendi ruhuma göre aradım sazın sesini. Neşet Ertaş'ın gerek dünyada, gerekse ülkemizdeki modern müzik akımları ve anlayışları karşısındaki durumu nedir? Bu mahalli ve otantik müzik, çok sesli çağdaş Türk müziği açısından ne anlam ifade eder? Ve yaşayan çağdaş müzik bestecilerinin bu konudaki düşünceleri nelerdir? Ben Neşet Ertaş deyince hemen babası Muharrem Ertaş'ı hatırlıyorum. Neşet ve Muharrem Ertaş deyince de Türk halk müziği geliyor aklıma. Tabii bunlar aklıma bir besteci olarak niçin geliyor? Biz bestelerimizi geleneksel Türk sanat müziğine ve geleneksel Türk halk müziğine dayandıran bestecileriz. Bizi doğrudan doğruya ilgilendiriyor. Çünkü kaynağımız halk müziği. Ertaş denildiği zaman insanın aklına sade bir Neşet Ertaş gelmiyor. Sade bir saz, sade bir söz gelmiyor. Halk edebiyatının, halk kültürünün, halk türkülerinin, bunun içerisindeki aşıklık geleneği, motiflerinin de hepsinin değerlendiren, o tekneden en güzel hamurla en güzel ekmek yapan adam anlamına geliyor. Ulusal müzik yaratalım diye işte bizim müzikçilerimiz konuşur, tartışılır, işte besteler yapılır. Ama Neşet Ertaş böyle tüm bunların bilincinde olarak mı değil mi, tabii ki orası tartışılır. Ama bu müzikçilerin düşündüğü, herkesin hayal ettiği, bu devrim yaratılabilecek, olabilecek bir şey gerçekten gerçekleştirmiş oldu. Yani Karadeniz'den işte biliyorsunuz Güneydoğu'suna her taraftan Neşet Ertaş üslubu, Neşet Ertaş türküleri demek belki daha doğru olacak. İnanılmaz bir şekilde sevildi ve hala öyle. Neşet Ertaş doğuştan müziğe yetenekli, ekmeğini bu sanattan kazanan ve neredeyse 7'den 70'e herkesin mutlaka bir şeyler çalıp okuduğu abdallar olarak bilinen topluluğa mensup biri olarak onlarla aynı kaderi yaşamış, hayatı hep yokluklar ve acılar içinde geçmiştir. Başta Muharrem Usta ve Neşet Ertaş olmak üzere bu geleneğin diğer usta isimleri olan Hacı Taşan ve Çekiç Ali gibi sanatçıların sanatlarını tahlil edebilmek için abdal kavramı üzerinde biraz ayrıntılı olarak durmak gerekiyor. Abdalların etnik kökeni meselesi çok zor bir mesele. Bugüne kadar bu konuda fazla bir araştırma yapılmadığını biliyoruz. Abdalları benim kanaatimce tek bir etnik kökene bağlamak o kadar kolay bir iş değil. Çünkü çok değişik bölgelerde, Türkiye'nin çok değişik bölgelerinde olduğu gibi Fırat Köprü'nün çalışmalarında da zikrettiği gibi Orta Asya'da, Afganistan'da, Türkmenistan'da, Azerbaycan'da da Abdal ismini taşıyan, Abdallu yahut Abdali ismini taşıyan bir takım kabileler olduğu biliniyor. Fakat bunların ben Türkiye'deki Abdallarla organik olarak bir bağ olduğu kanaatinde değilim. Hükmen benim için Anadolu halkına Türkçeyi öğretmiş adam. Bugün hepimiz bir arada yaşıyorsak bunu dilimize borçluyuz. Halbuki hepimiz değişik yörelerden, değişik etnik gruplardan gelen insanlarız. Bizi bağlayan tek şey dilimizdir, o güzel Türkçemizdir. Bu güzel Türkçeyi de Anadolu'ya yayan, süren, götüren işte bu Türkmen abdallarıdır. Kırşehir müziğini elinde tutan, hatta tek elinde bulunduran grup abdallardır. Hep öyle bilinir. Abdalların kökü biliyorsunuz ta Orta Asya'ya kadar gidiyor. Afganistan, İran, güneyde Suriye'ye kadar büyük bir göç dalgasıyla Anadolu'ya gelmiş ve buradan da batıya, Trakya üzerinden batıya gitmiş, Balkanlara ve daha Macaristan'a kadar uzanmış olan bir topluluk, bir ırk karakteri. Ertaş ve müziği bütünüyle bir abdal kimliği üzerine,
aptal geleneği üzerine kuruludur. Abdallar Anadolu'da özellikle geçimini özellikle müzisyenlikle veya Anadolu deyimiyle çalgıcılıkla temin eden bir aşirettir. Bunların en önemli özellikleri herhangi bir eğitim almazlar. Bunlar esas itibariyle başta bugün için söylediğimiz zaman Neşet olsun, Neşet'in babası ve daha ondan öncekileri. Bunlar esas itibariyle gönül adamlarıdır. İnsan sevgisiyle dolu insanlardır. Bunlardan hırsızlık, hainlik, vurgun, soygun, dövüş, kavga böyle şeyleri beklemeniz mümkün değildir. Çünkü özünde insan sevgisiyle dolu ve dikkat edilirse bugün Neşet'in söylediği türkü diyelim, bozlak diyelim, adına her neyi söylersek söyleyelim, hepsi netice itibariyle insan sevgisiyle yüklüdür ve söylediği türkülerin her cümlesi felsefi manada bir kitap olacak kadar zenginlik taşımaktadır. Ben Türkiye'nin her tarafını gezdim. Gördüğüme göre her yerde var dedim. Adana efendim, büyük şehirler olarak Adana, Antep, sonra Barak dediklerinin bir genel bir kelimedir herhalde o taraflarda olanlar. Bu taraf işte Yozgat, Kayseri, her yerde varlar. Yani bu daha ziyade ben bu şeyi şöyle diyorum, havalarından da bilebiliyorum. Sakınırım, kıskanırım ya, kardan eser yelde. Sakınırım, kıskanırım. Yan karda Profesör Fuat Köprülü, abdalların menşei konusunda şunları söylüyor. Abdallar ekseriyetle çalgıcılık ve türkücülük işleriyle uğraşırlar. Abdal, düğünden, çocuk oyundan usanmaz sözü, abdalların düğünlerde çalgıcılıkla, davul zurna çalmakla tanındıklarını gösteriyor. Burada bizim esas üzerinde durmamız gereken anahtar kelime zannediyorum abdal kelimesi. Bu abdal kelimesi hiç şüphesiz tasavvuf kaynaklı bir kelime. Tasavvufta herkesin bildiği gibi dervişler genellikle Orta Doğu İslam dünyasında bilhassa Horasan kökenli, Horasan melameti yesinin etkisiyle yetişmiş olan dervişler Abdal ismiyle biliniyor. Abdallar Türkmenlerdir. Ya, onlar da bir Türkmen boyundan geliyor. Bir aşirettir. Azınlıkta kalmıştır Anadolu'da, Orta Anadolu'da. Azınlıkta kaldığı için de ayak takımı dediğimiz yani hizmet işlerinde çalışan insanlar durumuna gelmişlerdir. Giderek sanatları gelişmiştir. İşte bu eğlence sektörünün kaçınılmaz üyeleri durumuna gelmiştir. Neşet Ertaş da evet bir abdaldır gerçekten ama onun tabii son zamanlar dediğimiz yaklaşık 30-40 yıl içinde Avrupalara kadar gitmesi ve orada çeşitli müziklerle de haşır neşir olması onun bir takım geleneksel yapısına etkileri olmuştur ama yine de o kuvvetli öz Neşet Ertaş'ta bir bozulmaya sebep olmamıştır. Türkiye'nin olduğu kadar Türkmenistan'ın da radyo televizyonunu, halkını müzik bakımından doyuran
ihtiyacını karşılayan Neşet Ertaş. Abdalların dini ve etnik menşei konusunda Profesör Doktor Fuat Köprülü'nün yaklaşımları şöyle. Anadolu'daki bütün Abdalların Alevi olup olmadıkları anlaşılamamıştır. Abdalları, ayin ve akide bakımından Türklüklerinden en ufak bir şüphe bile olmayan ve eski Türk şamanizminin izlerini hala saklayan Anadolu Alevi Türkmenlerinden ayırmaya imkan yoktur. Bizim memleketimizde bizim gördüklerimiz, kendimize gördüklerimiz, yani en aşağı sayılan bir kelime ya aptal cingan da derler, en son sayı sırasına göre en sonda gelirik biz. Cingan kelimesinden bir üste gelirdik sayıma göre, yani sınıf sayımına göre memleketteki çeşitli, tabii bu herkesin kendi düşüncesi, kendi ifadesidir de, bu deyimi bir daha insan olan, insanlığa saygısı olan insanların dememesini istiyorum. Kızın gönlüne bırakırsan ya davulcuya var ya zurnacıya, bu aşağılayıcı kelimeyi ben kendimce çok ağır buluyorum. Bizler bildiğiniz gibi düğünlerinizde, şenliklerinizde davul çalarık, zurna çalarık, sizin oynamanıza vesile oluruk, sizin gülmenize vesile oluruk. Eğer bu kötülükse neden düğünlerinizi davulsuz, zurnasız, sazsız, kemansız yapmıyorsunuz efendim diye de sorabilirim efendim. Ey garip gönüllüm, dertli yoldaşım, niye belli değil baharın kışın? Ey garip gönüllüm, dertli yoldaşım, niye belli değil baharın kışın? Var mıdır sormazlar ekmeğin aşın, zengini sen ya bey deller ya paşa, fıkarayısan ya aptal deller ya cingan haşa, fakirsen ya aptal deller ya cingan haşa. Kim onun halını sormuş demezler, cahilin gözünde hormuş demezler, gariplere kim iş vermiş demezler, zengini sev ya bey derler ya paşa, fıkarayı san ya aptal derler ya cingan haşa, fakiri sen ya aptal derler ya cingan haşa. Sen de bir insansın insanlar gibi, haksız kazancına sürmedin de mi? İnsanlığın kuralları böyle mi? Zengini sen ya bey derler ya paşa, fıkaraysan ya aptal derler ya cingan haşa, fakirsen ya aptal derler ya cingan haşa. Herkes çalar ama tatlı çalamaz. Yürekte yar aşkı köz olmayınca diyen Neşet Ertaş için babası Muharrem Ertaş'ın temsil ettiği geleneği ustaca sürdüren diğer ünlü iki isim de Hacı Taşan ve Çekiç Ali. 1983'te 58 yaşında aramızdan ayrılan Keskinli Hacı Taşan ve 1973 yılında 40 yaşında kaybettiğimiz Çekiç Ali, Orta Anadolu Abdal Müziği'nin en yetkin isimleri. Muharrem Usta'dan meşk etmiş ve onunla yıllarca düğün çalmış yörenin gerçek ustaları. Hacemim rahmetli ki son nefesine kadar aynı babam gibi çaldı gitti. Hiç değiştirmedi sazını Hacı Taşan. Havalar, bozlaklar yine babam, %90 babam. Ama tabii Hacı Taşan'ın rahmetliğin bildiğiniz gibi ayrı bir avazı, ayrı bir sesi, ayrı bir ifadesi vardı. Babam